STV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. TFF 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Eskişehir Spor sahasında Menemen Spor'u konuk etti. Siyah kırmızılı ekip son saniyede 2-1 önde götürdüğü karşılaşmada yediği golle 2-2 berabere ayrıldı sahadan. Değerli izleyenler, gerçekten maç sonunda büyük bir üzüntü, büyük bir çöküş vardı. Eskişehir Spor Yeni Atatürk Stadyumunda gerçekten zorlu bir karşılaşmada Eskişehir Spor kötü bir beraberlik aldı. Sadi Seda ile yayınımıza devam edeceğiz. Sadi abi, neler düşünüyorsun? Merhabalar. Merhabalar. Evet, 2-1 bir galibiyet geliyor diye bekliyorduk ve öyle olmasını da diliyorduk. Evet. Ama son dakika o yapılan bir hata bize pahalıya mal oldu ama ondan önce bir yan hakim offside gerekçesiyle paydaya kaldı. Evet. Burada adam bizim kendi orta sahamızdan çıkıyor. Yani offside'de ilgisi yok. O pozisyonu kesmese belki bir pozisyon gol olacak ve işi o zaman bitirmiş olacaktık. Evet. Maalesef bu sene hakemler Eskişehirspor'un kazanmaması için sanki bir anlaşmışlar gibi bu maçta da bakıyorum 5 dakika uzatma verdi, 3 dakika oynattı. Evet. Yani Eskişehirspor yazık oldu bu maç. Kazanması gereken bir maçtı. Kazanmak üzereydi. Ama bir hakem hatası Eskişehirspor'un 2 puanına engel oldu. 2 puanını çalmış oldu diyelim daha doğrusu. Yazık. Hakemler bu takım neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye biliyor. Sen şurada Eskişehirspor'un emeğini çalmış oluyorsun. Ama sonuçta verilen mücadele, oynanan futbol, organizasyon başarılıydı, güzeldi. Ben ilk defa haftalar sonra bu takımın bir organize futbol oyununu gördüm. Teşekkür ederiz. Murat Dağtekin'le birlikte yanımıza devam edeceğiz. Değerli izleyenler, tabii gerçekten zorlu bir karşılaşma Eskişehir Spor için. Sayın abi, eski hakemlerden Sayın abi hakemin yorumlaması. Siz neler düşünüyorsunuz? Hakem çok iyi değildi. Hakem yani verdiği kararlar çoktu. Hele iki yan hakemle anlaşamadı. Hep zıt anlaşma. Biri tacı gösteriyor, biri ters taraf veriyordu. Yani hakemler iki değildi. Evet. Üçü de çok bozuktu. Hakem sağda koşmadı. Yer almalarda çok zayıftı. Ondan sonra uzatmayı hiç oynatmadı. Son 5 dakika uzatma verdi. Uzatmayı oynatmadı. Hakem evet. Yani hakem çok kötüydü yani. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Murat Dağtekin'le birlikte yanımıza devam edeceğiz. Sevgili Ahmet, tam 27 hafta sonra, 27 maç sonra galibiyet geliyor dedik. Galibiyet için çok umutlandık. Ama o 90. dakikadan sonra gösterilen bir 5 dakika uzatma var ya, o 5 dakikada hani böyle bir Ekrem'in yere yatıp zaman kazanmak istemesi, oyunu soğutması aslında gereksiz bir hamleydi. Şimdi Sayın Hoca eski hakem hocalarında yorumladı. Fazla da detaya girmedi. 2 tane bariz offside'de kesilen pozisyonumuz var ki birebir gole gideceğimiz pozisyonlar. Yani sezon başından beri anlamsız bir şekilde hakemlerin kıyımına uğruyoruz. Biraz önce yönetici arkadaşlar da hakeme dert yandı. İstediğiniz kadar dert yanabilirsiniz. Eğer sen çıkıp da maç sonrası bir teknik kadro olarak hakemi eleştirmezsen, yönetim olarak bugüne kadarki hakem hatalarını eleştirip de masaya vurmazsan kimse rolü olmaz. Bütün takdir haklarını hakem rakipten yana kullanır. İşte dediği gibi alakasız pozisyonlarda herkesin gözü önünde iki tane pozisyonu offside diye kesiyor. Herkes ayağa kalkıyor, yıkılıyor ama tepkiye geldiği zaman tepkini koyamıyorsun. Vuracaksın masaya, bunu dile getireceksin. Son dakikada hani biz 2-1 öne geçtikten sonra bir 5 dakika gol yemeyince sevindik dedik. Ulan gol atıyoruz, 5 dakika içerisinde gol yiyoruz. İyi dedik, gol yemeden maçı bitireceğiz dedik. 90+5 dedik, tam maç bitiyor dedik. O Ekrem'in işte böyle sakata yattığı pozisyonda bir dakika daha ekstradan oyun oynandı. Bir de abi yedik. Bu takım her zaman şunu görüyoruz. Şu an bugün de gördük. Offside hakem takdirleri bir bahane bence. Son dakikalarda iki tane net yakalamış olduğumuz pozisyonlar var. Takım şimdi, oyuncuları kendilerini oynarlarsa aynen, bu bireysel, beraberlik o kaçınılmaz şimdi olur. Hamet'le Alimi'nin ikisinin çok yaptığı bir olaydı. Bireysel şahsi oynama. Alim yoktu. Bugün Hamet vardı. Yine böyle bir şahsi oyun oynanıyor. Birebirlerde pas vermeyince, boşa top atmayınca olmuyor. İşte bugün 1,5 saat bir basın toplantısı var değil mi? Evet. Yönetim çıktı, anlattı, konuştu. Yani
birçok detayı biz biliyoruz. O detaylar gün yüzüne çıkmadığı için ya yönetimin ne suçu var ne günahı var diyoruz. İşte bak adam 1,5 saat toplantıda anlattı neler yapıyorlar neler ediyorlar dedik. Ya istediğin kadar anlatabilirsin ama sonuçta sahada ne var? Hiçbir şey. Maç öncesi yayında ne dedim ben Ahmet? İşte 9 tane futbolcuyu gönderdik dedi başkan. 14 trilyon tasarruf sağladık dedi. Şimdi sen transfer yasağını kaldırabilmek için bakıyorsun gönderdiğin Kamal, Jesse gibi oyuncuların alacakları gelmiş. Ve FIFA'dan gelmiş artık yani. Transfer yasaklı o borcu kapatmayana kadar, ödeme planı yapmayana kadar devre arasında transfer de açamazsın. Zaten öyle bir çalışma da yok. Yani transfer açma gibi bir niyet de yok zaten. Öyle bir para da yok ortalıkta. E şimdi tasarruf yaptım dediğin oyuncuları sen gönderiyorsun. Şimdi alacak olarak karşına çıkıyor. Nerede senin yaptığın 14 milyon tasarruf. Önünü kesiyor. E sahada işte dediğim gibi gençlere kalıyorsun. Genç oyuncular. Bir bakıyorsun 30 yaşındaki futbolcu 19 yaşındaki oyuncuya tur bindirecek ya. Tur bindirecek yani. Anlamsız bir şekilde hani güç de yok, kondisyon da yok, sistem, teknik, taktik desen hiçbiri yok. Yönetim diyor ki ya hoca kar oluyor, hoca çok üzülüyor. Ya hoca yarın öbür gün çekecek gidecek, yüz binlerce Eskişehir Spor taraftarını alacak. E biz şimdi zaten kar oluyoruz. Biz ölüyoruz, hoca üzülse ne olacak yani? Hoca istediği kadar üzülsün, hoca sahaya çıktığı zaman işte takıma verdiği bu. Bir panik. Bir stres, daha maçın 54. dakikasında bir başladı. Ya 54. dakika Ahmet, daha 54. dakikadasın sen ya. İnanılmaz derecede. Kulübeye bakıyorum ben. Hoca bir takım streslerde panik yapıyor. Kulübedekiler panik yapıyor. O maçın son bölümlerinde zaten yaşanan o panik. Akıl almaz ya. Ya futbolcuyu sahada strese sokuyorsun. Futbolcu ne yapacak? Eli ayağı birbirine dolanıyor işte. O son 5 dakika bitmedi ya. 2 dakikasını işte sakatlanacağım, makatlanacağım diye yatıyorsun. O yatıp kalktığında ayağına dolanıyor, geliyor gol oluyor işte. Anlamsız bir şey. 28 maça çıktı. 28 maçtır Eskişehirspor tarihinde böyle bir şey yok. Bırakın Türkiye futbolunda ve Avrupa futbolunda çok enderdir yani böyle bir. 28 maçtır kazanamayan bir takım var ortada. Yönetim istediği kadar bir şeyler yapmaya çalışsın ama bu takım bağıra bağıra gidiyor artık. Bu da bir gerçek yani. Allah sonumuza hayır etsin. İşte diyorum ya yönetim bugün çıktı dedi ki 23 milyonluk dedi bir ödeme yapıldı dedi. 10 milyon federasyon gelirlerin, TFF gelirlerin temliklere gitti. İşte bir 8-9-10 milyon da elde edilen sponsorluklar, gelirler, reklamlar, şular, bunlar filan derken herhalde 2-3 milyonları da yönetim verdi cebinden, bir şeyler yaptı. Ama 4 aydır ortada para almayan, maç başı almayan bir takım var. Maaş ödenmiyor yani. Maç başları ödenmiyor. Transfer taksitleri ödenmiyor. Bir şey yok. İşimiz zor. Diyorum artık bakalım pazartesi günü 90+3'te Başkan Mustafa Akgören'i ağırlayacağız. O aklımıza gelen sorular, sorulmayan soruları, gündeme dair ne var ne yok oturacağız. 200 saat başkanı ağırlayacağız 90+3'te konuşacağız Ahmet. Aytaş da bekliyor. Saha içerisinde, saha içerisindeki olayları daha yakından gördü. Bakalım onu anlatacak. Bizden şimdilik bu kadar diyeyim ben. Teşekkür ederiz Murat abi. Evet Aytaç Ersoy'la birlikte yayınımız devam edecek. Aytaç 90+4'te gelen yıkım. 90+4.30. Ya maç öncesinde yayınımızda demiştik ki bu rakibimiz Menemenspor son dakikalarda gol bulup puan toplayan bir takım. Yani yaklaşık 6-7 puana yakın puan toplamışlar. 89'da 90+5 arasında. Ya son dakikalarda yüksek konsantrasyonunu sahaya koyup bir şeyler yapmaya çalışan bir rakip var. Öne geçtikten sonra 5 dakika sonra gol gelmişti. Yani geçiş oyununu ilk yarı yapamamıştı Eskişehirspor. İkinci yarı öne geçtikten sonra oyunu belli bir noktaya kadar tuttu. Dedik ki herhalde geçiş oyunu da artık problem yok. Bu takım bunu götürecek. Ama bir tehlike daha vardı. Son dakikalar. O son dakikaları atlatırsak galibiyet işlem bile değildi. Ama ne yazık ki hiç olmayacak bir noktada, hiç olmayacak bir pozisyonda. Ceza sahası karambolü. 4-5 kişi orada ama adam aradan vuruyor. Talihsizlik gol. Ama gole gelmeden önce ayağımıza kadar gelen o 27 maçı kastedildi sona erecek pozisyonlar bizim ayağımızdaydı. İki kez çok net bir fırsat geldi. Bir de Furkan götürdü. Hamet ve İbo'ya İbrahim Halil Öner'e veremeden önce rakip paraya girdi. Yine bir pozisyon daha olmuştu. Hamet bu sefer. Yine Hamet'in yakaladığı pozisyon vardı. İki tane böyle net kaçan vardı. Bir de hakemin yani birkaç yöneticiyle de görüştüm. Net bir şekilde offside değildi diyorlar. Yukarıdan
Televizyondan da bakıldığı zaman ofsayt deniliyor. Biraz tartışmalı pozisyon. Evet. Yani ortada olan bir pozisyon var. Ona çok isyan vardı çünkü. Evet. Yani yönetim kurulunun sesleri saha içine kadar geliyordu, ofsayt değil diye tepkileri. Yani sonuç olarak çok 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 üzüldüğümüz bir maç oldu. Yani bu maçın acısı, hani ligin ilk yarısında Ankaraspor'a kaybettiğinin acısından veya ne bileyim Samsun sonra Tuzlaspor'a yenildiği maçın acısından daha büyük oldu. Ucuna kadar getirip de alamamak çok kötü oldu. Zaten son düdükle bir beraber sahadaki 11 Eskişehirsporlu futbolcu da kendini yere attı. Yani açık söylemek gerekirse bir olumsuz bir hava, yani küme düştük havası vardı ne yazık ki. Öyle bir ortam vardı, onu futbolcular çok derinden yaşadı. İbrahim Halil Öner ağladı çıkarken. İlhan var ağlamaklı bir, biraz uzaktım ama uzaktım kendisine ama ağlamaklı bir yüz ifadesi vardı. Çok 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 üzüldü. Üzerinde ne varsa zaten kulübeye fırlattı. Kulübenin bir ara koltuklarını artık yumrukladı hoca. O kadar çok sinirlendi ki o son dakikada gelen gole. İşte ne yazık ki bir Ekrem'in zaman geçirmeye yönelik hamlesi. Ekrem iç saha karşılaşmalarında gerçekten istenileni veremiyor. Bugün de top dışarıya çıkmış. Neden zaman geçirirsin ki? Yatıyorsun. Sakatlık. Kayarak yaptığım mücadeleden. Evet, sakatlık sonrasında. Belki sakatlığı vardır, ona bir şey demiyorum ama biraz zamana yönelik bir hamle gibi geldi bana. Yani tabii futbolcular biraz da psikolojikman topu oyalamaya çalışıyor, evet, belli bir dakikadan sonra. Bunu yaşadık ama şimdi topu ileriye taşımak da lazım. Fazla gömülürsen, yani 11 kişi kendi yarı alanının da yarı alanındasın. Tamamen o 18'in içine, evet, dizilmiş bir Eskişehirspor ekibi vardı. Rakip son 5 dakika boğdu artık. Son 5 dakika boğdu. Bir ufak hataya bakıyor zaten bu. Evet. Adamlar senden fizikli. Yani oyuna sonradan giden isimleri kondisyonlu, yüksek fizik mücadele güçleri var. Atılan yüksek topları indiriyorlar. Senin takımın boyu da kısa. Evet. Ne oldu? Bir ufak hatada vermiş oldun maçı. Şimdi bu çok büyük bir moral bozukluğu yaşattı. Yani ben sağ içindeki gördüğüm tablo, hani televizyondan izleyenler de tabii ki aynı şeyi gördü ama sağ içinde de öyle değil de olay. Sağ içinde çok büyük bir yıkım var şu an. Evet. Yani futbolcular birkaç tanesini ağlarken gördüm dışarı çıkarken. Ya dediğim gibi İlhan Hoca ağlamaklı bir yüz ifadesi vardı. Sağa solu kulübeleri yumrukluyordu. Yani bunun tabii aslında başkan da bugün olumlu mesajlar vermeye çalıştı. Bugün de kazanırsa belki yeni bir sayfa da açılabilirdi ama bu maalesef olmadı. Vallahi Allah yardımcısı olsun. Eskişehirspor gerçekten çok zor durumda. Biz bir gazeteciyiz. Duygularımızı çok ifade etmememiz gerekiyor ama biz tam galibiyet fotoğrafını nasıl çekelim derken kahrolduk. O son dakika gelen golü kahretti bizi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, 90 dakikanın son düdüğünde Eskişehirspor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 90+4. Dakikada Eskişehirspor yediği gole engel olamadı ve Menemenspor'a karşı Menemenspor'la berabere kaldı Eskişehirspor. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın adına kameraman arkadaşım Engin Kale ile birlikte sizlere bu yayını aktarmaya çalıştık. Mutlu akşamlar diliyoruz, mutlu haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.